Siz Urfa'ya mı gidiyorsunuz şimdi? Evet. Günü daha Urfa'dayız. Önce nerelere gittiniz? Valla gitmediğimiz memleket kalmadı yani. Peki sizden objektif, tarafsız, bir siyasetçi gözüyle değil, bir iyi bir mimar, iyi bir İstanbullu ve halkın sorunlarına yaklaşan iyi bir milletvekili olarak siyaseti bir kenara koyarak gerçekten ne gördünüz, ne duydunuz? Yani bu anketler halkın önceliklerini göz önüne alıyor. Bakın şurada öncelik anketi var. İsterseniz Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye soru sorulmuş. %44.9'u ekonomi. %17'si işsizlik, %6'sı Suriyeliler, %5.2'si terör, %2.9'u da demokrasi, hak, hukuk ve adalet yanıtını vermiş. Sokaktaki tablo bu mu? Evet, aynen böyle. Burada tabii kişiye bir tek öncelik sorulduğu için ekonomi, mesela insanlara sorsanız en önemli 5 sorunu %99 bunlar çıkar. Burada yer değişikliği olabilir ama insanımızın büyük bir çoğunluğunun bu kararı vereceğine eminim. Bakın Sayın Ertürk, şu anda saat 11.30. Türkiye'de en çok hangi kanal izleniyor? Yani halkımız en çok hangi televizyonu izliyor? Halk TV. Kesinlikle. Niye Halk TV izliyor? Kuşkunuz olmasın. Ya ben bu programın sizin şahsınızdan mutlaka çok ilintili ama yarın en çok izlenen program olacağından hiç şüphe duymuyorum. Niye ama insanlar Halk TV izliyor? Çünkü vatandaşın gerçek bir sorunu var. Televizyonların ve gazetelerinde vatandaşın gerçek sorunu gündeme getirmesi gerekir. Anadolu'nun Urfa'sında da, Erzurum'da da, Kırklareli'nde de, Yozgat'ında da. Temel sorun şu: üreten ürettiğini ucuza mal edemiyor, satarken de hak ettiği bedelle satamıyor. Tüketici ürünü pahalıya alıyor, emeğinin karşılığı olan ücreti alamıyor. Yani bütünüyle bakıldığı zaman orta gelir tuzağına sıkışmış bir ülke, 12 yıldır milli gelirini arttıramayan bir ülke ve kaynaklarını daha çok yurt dışındaki tefecilere faiz olarak ödeyen bir yönetim anlayışı. Şimdi biraz önce tabii konulara girildi. Hukuk dendi, adalet söylendi. Biz basın özgürlüğünden bahsediyoruz. Ülkede siyasi partiler yasasının antidemokratikliğinden vurmak gerekir. Yoksulluğu ülkede tümüyle bitirip artık 21. yüzyılda çağdaş bir ülkeye dönüşmek gerekir. Başka ne var? Kamu ihale yasası. Şimdi bu konuya biraz değinmek istiyorum. Bakın, bu ülkedeki fukaralığı ve yoksulluğu bitirmek istiyorsa bir kamu ihale yasası oluşturulacak ve bu kamu ihale yasası bir daha asla değiştirilmeyecek. Yani anayasa mı konulması gerekiyor yani, bilmiyorum. Bakın, olur mu öyle şey? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ihale yasası iktidarı döneminde yani kanunu değiştirilir. Evet. İktidarlar döneminde en çok değiştirdiği yasa kamu ihale yasası. Şimdi ben her yerde söylüyorum. Ya nasıl olurdu ki bir kurum ya da bir devletin teşekkülü kendisi milyarlarca lira zarar ederken kendisine 10-15 yıl içinde iş yapan müteahhitler Türkiye'nin en zengin müteahhiti olarak nasıl ortaya çıkarlar? Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi 20-30 milyar borcu varken ya İstanbul Belediyesi'ne 10 yıl iş yapan bir müteahhitin 5 milyar 10 milyar servet sahibi olmasının açıklanmasına ihtiyaç var. Bunları mutlaka ortaya çıkarmak gerekir. Şimdi kamu ihale yasası niye önemli? Devlet kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak istiyorsa kamu ihale yasası bir kere yapılacak ve yapılacak olan devletin bütün ihalelerinin şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir olması gerekir. Şimdi bakın, gene kenarından dokunacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri var. Sayın Balbay, siz gazetecisiniz. Bu iştiraklerden bir tanesi İsfalt. Yani İstanbul'un asfalt ihalesini alıp belediye adına milyonlarca ton, yani milyonlarca ton asfaltı İstanbul halkına sermesi gereken bir kurum. 9 yıldır İstanbul'daki İsfalt anonim şirketi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine giremiyor. Neden giremiyor? Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt için kurulmuş olan Ahmet İsvan döneminde kurulmuş olan bu şirketi neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerine giremiyor?
Çünkü vergi ve sigorta borçlarını ödemediği için ihale yasaklısı. Peki niçin vergi ve sigorta borçları kapatılarak ihaleye girmesi engelleniyor? Çünkü başkasına verilmesi gerekiyor. Başka İstanbul gündeminde biliyorsunuz çok yaygın konuşuluyor. İstanbul'da meslek edindirme kursları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kursları. İSMEK miydi? İSMEK'ler. Evet. Şimdi İSMEK'ler 25 yıldır hep aynı firmaya veriliyor. İhale şartnamesine bakıyorsunuz. Şöyle, burada tabii 1000'in üzerinde öğretmen görev yapıyor. Sayın İmamoğlu da yaptığı çalışmalarda bunların 600'e yakınının öğretmen yeterli olmayan eğitmenler olduğunu ortaya çıkardı. Yani aslında bir liyakat sahibi olmadan buralarda eğitimci olarak görev yaptığı ortaya çıkıyor. İhale şartnamesi şöyle düzenleniyor Sayın Bingöl. Son 5 yıl içinde 750 ve üzerinde eğitmeni sigortalı olarak çalıştırmış olan şirketler katılabilir. Böyle bir şirket bir tane var zaten. Sipariş. Bu adrese teslim bir ihale. Bu ihaleyi alan firmada işte bizim yandaş gazete diyoruz ya, yandaş televizyonların bir tanesi de bu İSMEK üzerindeki ihaleyle 25 yıldır iktidara yalakalık yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve onun genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na da galiz hakaretler yapıyor. Şimdi biz cezaevinde yatan insanlarla adalet yargı reformunu konuşacağız. Ama diğer taraftan bu ülkenin kaynaklarının etkin ve verimli kullanabilmesi için gerçekten denetlenebilir bir kamu ihale yasasının da yürürlüğe girmesini oluşturmamız gerekiyor. Başka ne? Niye biz bunları yapmak zorundayız? Bakın 21. yüzyılda şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nin üyesi ülkeler, hatta Çin Halk Cumhuriyeti bile kendisine hedef olarak bir ilkeyi koymuş. Nedir o? Ben yoksulluğu bitireceğim diyor. Yoksulluğu bitirmekten kastettiği ülkede çalışma yaşına gelmiş olan herkesin mutlaka bir ücret karşılığı yaşamının belli bir standarta oluşturulması konusu. Peki Türkiye yoksulluğu nasıl bitirecek? Şimdi biz kamu kaynaklarını geniş halk kitlelerinden yana mı kullanacağız? Yoksa biz kamu kaynaklarını bir avuç elitin, bir avuç iktidar yandaşının zenginleştirilmesi için mi kullanacağız? Burada bir karar verilmesi gerekiyor. Bakın madenler, siz Anadolu'yu gezdiniz dediniz. Şu anda Türkiye'de vahşi bir madencilik yapılıyor. Çevreye, doğaya, insana, tarıma, tarım alanlarına göz göre göre yok edecek su kaynaklarını, insanların içme suyu, hayvanların içme suyunu, tarımın kullandığı kullanım sularını tehdit edecek vahşi bir madencilik son zamanlarda bu iktidar eliyle göz göre göre yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde biz Gümüşhane'ye gittik. Gümüşhane sebzeciliğin, meyveciliğin çok önemli merkezlerinden bir tanesi. Adı Gümüşhane. Demek ki burada bir maden var. Gümüş madeni var, altın madeni var. Bundan dolayıca tarih boyunca burada madencilik yapılmış. Biz madencilik yapılması konusunda tavrımız nedir? Parti olarak kesinlikle yer altındaki zenginliklerimizin yer üstüne çıkarılarak ülkenin bir artı değer olarak kullanılması gerekir. Ama bunu yaparken siz zehirli siyanür atıklarının derelere karışmasını, siyanür havuzlarındaki denetimin tam sağlanmadan altın üretim yapılmasını engellemezseniz, o zaman bu bölgelerdeki üretilmiş olan tarımsal ürünün piyasadan yok olmasını ve insanımızın, köylümüzün de mağdur olmasına yol açarsınız. Burada bir nokta koyalım. Çünkü Sayın Balbay'a da bir söz vermek istiyorum. Sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Şimdi sevgili Balbay, şöyle bir şey var. Bir gazeteci olarak da sizlerin de dikkatine sunuyorum bunu. Şimdi bu ADA adlı şirketin dost ve düşman ülkeler algısı diye bir anketi var. Şimdi 17 ülke var burada. Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Ermenistan, Irak, İran, İsrail, Rusya, Suriye, Yunanistan, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan, Mısır, Arap Emirlikleri ve Azerbaycan. Dost ülke Çin ve Rusya. Şimdi inanamayacaksınız ama 17 ülkenin 16'sını bizimkiler düşman olarak belirlemiş. Ankette ve cevap verenler. En düşüğü kaç biliyor musunuz? En düşüğü %70. En düşüğü hangisi? Hindistan. Hindistan'a bile %70 bizim düşmanımız demişiz.
Birinci sırada Amerika var. %94.5. İkinci sırada birinci sırada Ermenistan var. Atlamışız onu. %95.4. İkinci sırada Amerika var. %94.5. Üçüncü sırada Fransa var. Fransa'yı anlayamadım. 94.2. Şimdi bakıyorsunuz demek ki bu toplumun yaklaşık %70'i dünyadaki bütün ülkelerin bize düşman olduğu konusunda hemfikir. Bir tek Azerbaycan konusunda %83 bizim dostumuz demiş. Biraz da Çin'le Rusya sanki. Yok Sayın Bekir'im, ne yazık ki %71 Rusya, Çin %71.2. Eşit durumlar bunlar. Yani, evet. Ha, Amerika'ya göre derseniz evet. Kurtarıyoruz. Evet. Yani, bir de Arap ülkelerine göre kurtarıyoruz. Arap ülkelerde bir tek Birleşik Arap Emirlikleri var. %86.3. Ona da çok. O da düşman. Yani bizimkiler çok kafayı takmış ve bozulmuş. Ya bu tablo ne? Yani hakikaten eğer bu ankette bu rakamlar doğruysa ki halka sormuşlar yani. Biz böyle bir paranoyak bir toplum mu olduk ya? Sayın Ertuğrul, tabii öyle bir toplum olduk. Şimdi bu soruya cevap vereceğim ama bugün medyada çok da büyümeyen bir ifade benim dikkatimi çekti. Nasıl bir toplum olduğumuza ilişkin. İstanbul'da Arnavutköy'de bir genç annesini öldürüyor, öz annesini. Üvey babasını öldürüyor. Abisini öldürüyor. Sonra bekliyor. 9 yaşında küçük kız kardeşi okuldan geliyor, onu da öldürüyor. Diyorlar ki, niçin yaptım bu cinayeti? Bir kredi çekmiştim, o sorun nedeniyle diyor. Bakın, geldiğimiz noktaya bakın. Peki hepsini öldürdün. Küçük kızı niye öldürdün? 9 yaşındaki kız kardeşini niye öldürdün? Diyor, anneyi babayı öldürdüğüm için diyor, o tek kalmasın diye öldürdüm diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunun hangi sağlıklı bir mantıkla anlatabilirsiniz bunu? Toplum bu hale geldi. Ama neden bu hale geldi? Siyasette ülkeyi yönetenler sürekli kavga, sürekli iç ve dış düşman üretirse böyle olur. Yani hiç dilemem o anketi soranlara içeride düşman var mı desen %80 içeride de düşman var diyecektir. Yani çünkü bu hale geldi. Düşman üreterek ayakta kalan bir iktidar var. Karşıt üreterek onlar ve ben diyerek ayakta kalan bir iktidar var. Kınada. Maalesef. Kınada kız tarafı damadı öldürmüş bugün işte. Yani. Bir düğünde tabii, olmamış. Maalesef. Kız tarafı damadı öldürmüş. Kız tarafı damadı öldürmüş. Şimdi bugün olan bir şey. Evet, bugün Erdoğan Amerika'ya gitti. Suriye konusunu Sayın Bingöl'de ez cümle değindi. Şimdi önümüzdeki Ocak ayında bir toplantı olacak. Fırsat buldukça, siz de arada çağırdıkça ben bu soruyu soracağım. En somut böyle Türkiye'nin yıllar içinde neler kaybettiğini ve etrafındaki ülkelerle nasıl böyle düşmanlık üretip çıkarlarını ortadan kaldırdığının en somut fotoğrafı Sayın Ertuğrul. Şimdi bu arkadaşlar gösterebilirse bu Doğu Akdeniz'in haritası. Evet. Şimdi bu Doğu Akdeniz haritası. Özbey arkadaşımız bir yardımcı olursa. Ha, bu bir gelelim. Şöyle önemli. Şimdi Akdeniz'de Sayın Ertuğrul 2003 yılında doğalgaz ve petrol kaynaklarının bulunduğu iddia edilmeye başlandı. 2010 yılında Amerika Doğal Kaynaklar Kurumu, Jeoloji Kurumu dedi ki Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de 3.7 trilyon metreküp doğalgaz var. 1.7 milyar varil de petrol var dedi. Şimdi bu haritada bu petrol ve doğalgaz alanlarının bulunduğu yer. Dikkat buyurun. 2003 yılında başlıyor tartışma. 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Mısır ve Yunanistan münhasır ekonomik bölge anlaşması yapıyorlar şu saydığım parsellerde. O sırada biz ne yapıyoruz? Denktaş'a senin süren doldu mu dolmadı mı diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kavga ediyoruz. 2010 yılında Amerika bu rakamları kesinleştirdikten sonra Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki bu kaynakların olduğunu resmen söyledikten sonra 2010 yılında İsrail, Yunanistan, Mısır, bakın Mısır, Yunanistan beraber bu anlaşmaları yapıyorlar ve Akdeniz'i parselliyorlar. Gemiler sondaj yapmaya gidiyor. Daha zararlı olmasına rağmen evet, Mısır'ı yok. Evet. 2010 yılında biz ne yapıyorduk? Milgem gibi,
milli gemi projelerini geliştiren deniz kuvvetlerine operasyon düzenliyorduk. Ve o yıl yapılan anlaşmalarla birlikte Sayın Ertürk, bugün geçen Temmuz ayında İsrail, Mısır, Lübnan, Ürdün, Filistin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan beraber Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurdular. Bakın haritada bakın. En uzun sınır hangi ülkenin Akdeniz'de? Türkiye'nin. Ve Türkiye yok. Ya bu ihanet bu ülkeye. Ve sen doğalgaza muhtaçsın. Ve şimdi bu anlaşmaya kimler dahil oldu biliyor musunuz? Kuzey Kore petrol şirketi, İtalyan Eni, Fransız Total, İngiliz BG, Amerikalı Exxon buraya ortak oldular. Ve şimdi önümüzdeki Ocak ayında biraz önce adını saydığım ülkelerin tümü Sayın Ertürk, Kahire'de Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda olacaklar. Ve Doğu Akdeniz'i paylaşacaklar. Paylaştılar zaten şu parsellerin nasıl kullanılacağı konusunda düşüncelerini geliştirecekler. Buradan soruyorum. Eğer biz bu Doğu Akdeniz'e en uzun sınır bizimse sadece buralarda gemi gezdirerek bir şey yapamazsınız. Gemileri çok güzel adlar verip şu anda Akdeniz'de bayrak gösteriyoruz. Güzel. Kim bayrak göstermişsiniz? Çok özür diliyorum. Daha yeni bir resim geldi. Taş ucunda Erdemli'de yani bizim kıyımızda bu gemiler yatıyor. Yalan söylüyor diyor. Yalan söylüyor. O da doğru söylüyorsunuz. Taş ucunda. Var mı fotoğraf? Var. Orada atarım birazdan sana. Tamam. Şimdi düşünün. 4 tane gemi gezdiriyoruz. Çok güzel adları var. Fatih, Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis. Güzel de arkadaş, sen bu Akdeniz'i teslim etmişsin. Hani önceki hükümetler ne yaptı? Bu tartışma 2003'te başladı. Şimdi bu beğenmedikleri Sayın Ertürk, koalisyon hükümetleri döneminde var ya, 1999 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan Bora hattı. Siz de yıllarca izlediniz o haberleri. Nasıl bir diplomatik mücadeleydi? İşte o bir, hani ilk bölümde sizin sorduğunuz Prag Büyükelçisi'nin yani büyükelçilikte bugüne kadar böyle bir hani büyükelçilik konsolosluk benzer görevler yapmamış birinin. Geçmişte bir diplomasi deneyimi var. O, Amerika'da barmenlik yapmış. Evet. Yani, bayağı dış ilişkiler yani, olarak. Bayağı deneyimli bir kişi. İşte o kişileri atarsanız geleceğiniz nokta bu. O dönemde büyükelçiler hakikaten o monşer deyip aşağıladıkları bu iktidarın o kişiler o projeleri gerçekleştirdiler. Yani bir anlamda devlettir onlar. Devleti temsil ederler. Ve ne yazık ki çok somut bir örnek. Benim bir yurttaş olarak içim gidiyor. Bu Akdeniz'de en güçlü donanma bizim diyeceksiniz. Akdeniz'de en uzun sınır bizim diyeceksiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde orada bu devletin varlığını sürdüreceksiniz ve bütün buralardaki doğalgaz kaynaklarının paylaşımını 7 ülke yapmış olacak. Sayın Babay, Genel Başkanımız gemi göstersin. Doğu Akdeniz'de biz yokuz dediğinde bunu ifade ediyor. Evet, günlerdir evet. Orada gemi. Çılgınlar gibi saldırıyorlar Genel Başkanımıza. Evet, haberi yok. Tabii gemiler dolaşıyor. Ama ikisi çok farklı şey. Biz Doğu Akdeniz'de yok. Yokuz işte somut. Yani evet. Dediğiniz gibi. Aynen. Bu gemi de yani kıyıda gördüğüm i̇şte, kadarıyla. Günlerdir taş ucunda bu gemi. Bu hangisi? Fatih, Yavuz veya diğeri işte. Bu gemi evet. Taş ucunda. Ve günlerdir bunu söylediğimiz için vatan haini olduk biz. Ve burada Sayın Ertürk çok somut. Bakın 2010 yılından bu yana biz Suriye'de de yine Kemal Bey'in Genel Başkanımızın ya Suriye yönetimiyle ya Esad'la komşunla diyalog kur demesi yıllarca dedi. Ne Esadçılığı kaldı ne işte bu ufuksuzluğu kaldı. Ama bugün en son 16 Eylül'deki zirvede ne oldu Sayın Ertürk? Şimdi, dediler ki Şam yönetimiyle diyalog kaçınılmaz olduğu bir noktaya gelindi. Ve bu fotoğrafta Sayın Ertürk bölgedeki bütün ülkeler bir arada Akdeniz'i paylaşıyor. Bütün bölge ülkeleri ve küresel petrol şirketleri Akdeniz'e girdi. Türkiye ile Suriye'de birbirine girdi. Ve bu haritada iki ülke yok. Bu enerji paylaşım haritasında Suriye ve Türkiye. Acı değil mi Allah aşkına? Şimdi burada yine somut olması bakımından bir rakamı daha vereceğim. Son olarak. Bu gelişmeler 1982 yılında Birleşmiş Milletler dedi ki biz hep kıta sahanlığını konuştuk ya. Munhasır ekonomik alan diye bir alan ilan edebilir devletler.
kıyıdan itibaren 200 mil ileride benim ekonomik alanım deyip 370 kilometre. Aha, kilometre olarak 370 mil olarak 200 mil. Kilometre tabii. 370 ve şu anda bizim taş ucundan Kıbrıs'a 70 mil Sayın Erdoğan. Kıbrıs'ı geçiyoruz. Mısır açıklarına kadar münhasır ekonomik alan ilan etme hakkımız var bizim. Ama etmedik. Ve hala etmiyoruz. Sadece arada bir işte ana muhalefete gövde gösterisinde bulunuyoruz. Muhalefet partilerine karşı operasyon düzenliyoruz. Ama siz şu anda bu dört gemiyi Sayın Başarır Mersin'de geziyorlar dedi. Tamam. Şimdi yorumlar geliyor. Diyor ki ismini vermeyeyim. Tutuklar vallahi. Evet ya yaz boyunca vallahi de billahi de buraya demir attılar diyor. Taş ucundan bir hanımefendi. Ve şimdi bütün bunların sonucunda eğer biz buralarda olsaydık Rusya ile doğalgaz pazarlığını daha güçlü yapmaz mıydık? Şu anda doğalgaza zam yapıldı %30'a yakın. Evet. Son rakamı veriyorum. Rusya Avrupa'ya doğalgazı 1000 metreküpü 290 dolardan veriyor. Türkiye'ye 290 dolar. Mecbursun diyor. Avrupa kendi piyasasını kurmuş. Başka yerden de alabilirim deyip pazarlık yapmış. Avrupa mesafe olarak daha uzun. Avrupa 190 dolar. Biz 290 dolar. Bu dost kazığı değil mi Allah aşkına? Bir dakika. Aynen çok öyle. Özür diliyorum. Bir dakika. Çok önemli. Bakın şu anda Mersin'den çok teşekkür ediyorum size. Resimler yağıyor. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de sondaj yapıyor dedi ya Cumhurbaşkanı. Bakın alın daha somut bir resim. Bakın. Evet. Onu ikinci bölümde gösterelim. Pardon. Son bölümde gösterelim. Bizi. Evet. Dördüncü bölüm. Bu konunun ikinci bölümü olsun. Evet. Ayrıca son bir şey daha var. Bu ülkedeki aslında bu anketlerden farklı olarak kırılmanın, kutuplaşmanın, insanların birbirini hor görmesi ve aşağılamasının bir örneğini de size canlı olarak vereceğiz. Bizden ayrılmayın.